taraf dedi ya. Yani. Allah hepinizi özlemişim. Onu razı çekmen lazım. Buraya evet. Yoranabilir miyim? Buraya aldık ama ya. Bir daha bakmıyorlar. Herkes bakmıyor. Sevgili dostlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Çok samimiyetle söylüyorum. Sizi bir arada görmek çok güzel. Çok şahsi fikrim, sizi çok özlemiştik bir arada görmeyi. Aynen öyle, doğrudur. Çok severek, çok emek vererek çalıştığımız filmimizde şurada görmüş olduğunuz bütün aktörlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar olmasaydı sanıyorum kanatlarımız olmayacaktı. O yüzden kendi adıma burada olmaktan çok mutluyum. Filmimiz ne anlatıyor? Niye böyle bir film yaptık? Tabii ki bu konularda büyük bir üstad olan sevgili partnerim Ali'ye mikrofonu devrediyorum. Ben hiç birine bu kadar güzel iş yüklendiğini görmedim efendim. Ya ben de hemen filmden kısaca bahsedeyim. Berbat bir karı koca izleyeceğiz efendim. Genelde doğayla beni görmeye alışık olmadığınız karakterler. Çok berbat. Şeref yoksunu iki kişinin hikayesi biraz. Kocası karısını aldatıyor. Yeni bir maceraya yelken açıyor. Uçakla bir seyahat, bir hoşluk seyahati yapmayı düşünüyor beyefendi. Fakat aynı uçakta karısına denk geliyor. Neden acaba kadın uçakta? Neden acaba? Oralar soru işareti. Tabii ki yakalanmamak için de bir kaçma kovalamaca başlıyor. Bir yalanlar silsilesi başlıyor. İş donla uçak kaçırıp ondan sonra da siyasi gündemi değiştirmeye kadar geliyor. Böyle harika bir vodvil çektik. Herkesin eline emeğine sağlık. Güldür Güldür yazarlarının yazdığı, Murat Kepez'in yönettiği, aynı zamanda yazarların editörü olan Elif Yakarçelik'in uygulayıcı yapımcısı olduğu BKM'nin çatısı altında hayata geçen şahane bir film oldu. Emeği geçen herkese ben teşekkür ediyorum. Hepsi uçakta geçiyor değil mi? Yok, dışarıdan sahneler de var ama. Çok az. Genelde uçakta. Genelde uçakta. Pilot kim efendim? Kaptanımız Burak Akkı konuşuyor. Pilot şuradaki yakışıklı. Beni yakışıklı diye pilot yapmışlar hocam. Keyifli oldu. Yakışıklı diye pilot mu yaptı? Aramızda en çok uçak korkusu olan. Evet, pilotumuz. Uçak hobisi olan. Evet, bir şey, değişik bir şey denedik orada da. Uçak korkunuz var. Burak Bey konuşacak mı? Yok, konuşacağım. Uçak fobim var ama tabii yerde çektiğimiz için çok rahat bir çekim oldu. Stüdyoda gayet keyifli. Bir kere bu zor dönemde inşallah herkesi güldürebileceğimiz bir film yaptık. Çok değerli Ali Sunal ve Doğa Rutkay harika oynadılar. Biz bazen sette kendimizi zor tuttuk bazı sahnelerde gülmemek için ama böyle harika bir yapım ortaya çıktı. Herkese teşekkür ederim. Ege'cim, lütfen bir şeyler söyle. Gel. Allah. Ben de doğaya katılıyorum. Hepinizi bir arada görmek gerçekten çok güzel. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Böyle güzel insanlarla bir arada bu işte olduğum için. Umarım bizim hissettiğimiz bütün bu güzellik seyirciye de aynı şekilde yansır. Çok heyecanlıyım. Ne söylersem sanki ağzımdan bir şey kaçacakmış gibi hissediyorum. Çok teşekkür ederim bana da. Ağzından ne kaçacak? Hep heyecanlı. Hep heyecanlı o. Sosyal medyayı çok iyi kullanan. Ne dediler? Bak, sosyal güzel soru. Medyayı çok iyi kullanan. Evet. Biraz saf, kendine idealler oluşturmuş ve onların peşinde gerçekten sapıkça gidiyor ama yani aslında ortada o idealler falan da yok diğer insanlar tarafından. O yüzden böyle iki arada kalmış bir karakter. Aslında tam olarak influencer değil ama bu dünyaya hakim biri. O yüzden de sosyal medya danışmanlığı veriyor. Ama danışmanlık nerelere gidiyor? Yani ben film boyunca nefret ettiğim ve bir an evvel yok olur inşallah diye düşündüğüm bir insanı hiç bu kadar sevmemiştim. Benim büyük şansım oldu. Sevgili Ali, kabin amirliği nasıl bir şeydi? Neler söylemek istersin? Özellikle bu çift adına, bu çifti bir şekilde uçağa yerleştirme adına inanılmaz zor geçti. ama kesinlikle çok eğlenceliydi. Harika bir ekipti. Şöyle yandan gidelim istersen. Buyurun. Bülent. Bülent'cim neler söylüyorsun? Peki bir şey, Bülent'i duyuyor musunuz mesela? Hayır, geliyor, ben mikrofon Bülent, getirebilirim. Geliyor. Tamam. Bülent, düğünümde de sunuculuk yapmıştım. Yapabilirim istersen. Yok yok. Heh. Ben ekmeğimdeyim. Bu kadar. Mükemmeldi. Hemen oraya bitirelim mi? Aynen, şurada ilerleyelim. Lütfen gelin misiniz? Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Filmde ne yapıyorsunuz? Ben uçakta bir tane mahkum götürüyorum efendim. Sonra sizin gibi şerefli insanlarla
Sonra ben de o şerefe nail oldum. Evet. Çok eğlenceli, çok sevdiğimiz arkadaşlarımızla çalıştık. Böyle bir güzel bir filmde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yani uçakta polis de var. Evet. Polis de var, mahkum da var. Ama bugün de polislerimiz gibisin yani duruşunda, ciddiyetinle. Anlasınlar onun ben olduğunu. O yüzden hala devam ediyor. Bu arada Ali'yi tanımıyorlar galiba değil mi senin? Kimi? Ha, onu söyle. O afişteki... Hemen bitiriyorum. Bu arada, bir dakika. Hacı gelirken, yöneteceğim, dur merak etme. Hacı'ya anons edeceğim. Mavi kıyafetli, garip saçlı, bıyıklı adam benim. Yani bu adam niye gelip burada konuşuyor derseniz. Ve filmin en şanslı erkeği geliyor. Evet, geliyor. Filmin en şanslı erkeği. İzleyince anlayacaksınız. Ya buyurun. Evet. Neler söylersin Hacı? Benim için çok güzel bir filmin roldü. Filmin jönü. İlk defa böyle bir rol oynadım. Çok yoruldun mu sahneleri çekerken? Çok heyecanlandım. Yorulmadım. Çok heyecanlandım. Bu ekiple ilk defa çalıştım. Çok güzel bir ekiple çok güzel bir iş çıkardık. Ergen bir tipi oynuyorum uçağın içinde. Çok sürprizli bir rol bence. seni yorduğumuz için özür diliyoruz. Lütfen devam. Ustaların ustası. Hocam böyle gelir misiniz lütfen? Sayın Başkan. Ben bu filmde bir tür başbakan oynuyorum. Asla gerçek hayatta olamayacak bir tür başbakan. Her biri bu memleketin yüz akı olan bu kadar yetenekli adamlarla, kadınlarla bir arada olmak büyük mutluluktu benim için. Çok teşekkür ederim. Sizi seviyoruz. Ben şaka olarak aldım ama. Sizi seviyoruz. İyi ki vardınız. Teşekkür ederim abi. Dünyanın en tatlı güzel kadınları. Sizler ne yaptınız efendim? Kısaca alalım. Evet. Siz de alalım efendim. Siz de gelin. Ne işkenceler gördü filmde? Öncelikle benim ilk film projemdi. Ve böyle bir ekiple çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Hem yönetmenimiz Murat Kepez, hem çok değerli oyuncu arkadaşlarım, hem yapım ekibi. Hiç yabancı hissettirmediler. Yıllarca tanıyor gibiydim. O yüzden merakla bekliyorum. Çok heyecanlıyım. İzleyen herkese de yüzünde bir tebessüm bırakacağını düşünüyorum filmimizin. Herkese iyi gelecek bu dönemlerde. O yüzden heyecanla bekliyorum. Seni seviyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sizden de hemen bir kuble bir şey alalım. Ben de Müge'ye katılıyorum. Çok uzatmadan. Benim de ilgilenimde küçük bir rolüm vardı ama küçük de olsa bir parçası olmak çok güzeldi. Küçük rol yoktur. Senin koyduğun gibi güzel bir karakter var. Rakibim de gelsin. Kabul etmiyorum. Karşı partiden rakibim. Evet, evet. Azizim gelsene. Azizim gel abi. Yani ben şey diyeyim mi? BKM aslında yapması gereken ve kuruluş amacı olan şeyi yapmış. Yine Türkiye'nin muhtemelen bu senenin en iyi komedisini yaptığını düşünüyorum. O yüzden hepinize elinize emeğinize sağlıyorum. Teşekkür ediyoruz. Seni seviyoruz dostum. Teşekkür. Aziz. Yani... Gel buraya. Finali o ben yapıyor. Filmi renklendirecek bazı oyuncaklar sattım arkadaşlar. Yani film umarım komediydi. Aziz katılınca komedi fantastik oldu. Seyredenler anlayacaktır. Ya da erotik komedi mi desin? Yok, komedi fantezi. Fantezi. Yaş sınırı. Ben de merakla bekliyorum sizler gibi. İyi ki varsın, seni seviyoruz dostum. Öyle. Teşekkür ederim. Onunla uçak kaçırdık dediniz, acaba bunu kendisi mi sattı? Her şey ben dedim. Bir tek don benimdi. Geri kalanı Aras Bey'den aldım. Gişe. Ha? Neden? İşiniz bol olsun diyor. Ben şey yapayım. Valla sizi bir arada görmek çok güzel. İlginize çok teşekkür ederiz. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Umarız filmden sonra gitmezsiniz de iki sohbet edebiliriz. Merakla bekliyorum. Doğrusu merakla bekliyorum çünkü Doğa zaten benim canım ciğerim, keza Ali de öyle. İkisi de ayrı ayrı çağırdılar sağ olsunlar. Koştur koştur geldim ben de ve merakla bekliyorum. Sitem oldu mu, neden ben oynamıyorum diye. Yok canım, niye olsun, gurur duyarım onları seyretmekten. Umarım bir gün yine bir arada oynarız, o ayrı. Peki nasıl buluyorsunuz komedi vesaire? Çok fazla vaktimiz yok ama sinema sektörünü komedi alanında... Gayet başarılı buluyorum. Tarz olarak sizin daha çok sevdiğiniz tarz. Ya oyuncu olduğum için herhangi bir ayrımda bulunmam pek doğru olmaz doğrusu ama şahsen hepsinden ayrı ayrı keyif alıyorum. Ayrıca Türk sineması olarak da bir sürü iş yapılıyor. Beğenilir, beğenilmez, onlar tartışılır ama bu kadar güzel işler yapılıyor. Yani bir sürü iş yapılıyor olması da çok hoş bence. Siz neler yapıyorsunuz şu an efendim? Bayağı da göremiyoruz sizi. Evet, ben biraz tiyatroya ağırlık verdim. Şu anda bir oyunda oynuyorum. Ayrıca bir başka yeni oyunun provasına başladım. Biraz eğitim hayatına geri döndüm gibi de oldu bir yandan. Yeniden öğrenci olduğum gibi oldu. Evet, yüksek lisans yapıyorum şimdi. Öyle onlarla uğraşıyorum yani şu anda. Bayağı bir o anlamda yoğunum. Televizyon o yüzden yok. Yine oyunculuk anlamında mı yüksek lisans yoksa bilmediğimiz farklı bir şey? Bambaşka bir alan. Başka bir alan. Klinik psikoloji. Hiç bozmayayım, ben de oluyorum. Bir daha buraya rica edebilir miyim?
buradayız. Teşekkürler. Gerçek işimi gördük. Buradayız, buradayız. Teşekkürler. Efendim buradayız, buradayız. Çok keyifli, çok heyecanlı. Benim için çok gurur verici. Hep Kemal'in galalarına gidiyorduk. Şimdi oğlumun daha önceki galalarında da bulundum. Çok güzel bir duygu bu. Çok heyecanlıyım. Filmi çok merak ediyorum. O yüzden bir an evvel başlasın izleyelim istiyorum. Herkesi çok tebrik ederim. Bütün emeği geçen herkesi. Buradayız Yasemin Hanım. Nerede? Burada. Kırmızı Ağrı'dayız. Kırmızı Ağrı'dayız. Vallahi heyecanlıyız. Ne zamandır komedi filmi izleyemiyoruz. Bu herkesin ihtiyacı olan bir şey bence. Çok iyi gelecek hepimize. Şey, depremden önce damacana girmişti galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Evet ama işte o bir tane iki tane eli olmuyor. Buna çok ihtiyacımız var. Bir sürü komedi filminin gelmesi gerekiyor. Ülkece çok gülmeye ihtiyacımız var. O yüzden bu taze kan bize çok iyi gelecek. Bu boşluk olduğu zaman da sizin sahneleriniz evet. Bir nebze olsun dolduruyor. Devam evet çok şükür diye. Elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Biz de yapacağız. Bekleyin. Var mı başka yapılacak yaptığınız televizyon vesaire falan proje? Var. Çalışmalı? Sürpriz. Ama benim en büyük özelliğim yani hiçbir projeyi yapmadan evvel söylememek. Nerede daha mı çok mutlusunuz? Sahnede. Sahnede. Evet tabii ki. Yani bir şeyi canlı canlı yaşamak, hiçbir şey değişmem onu yani. Sizin yanınızdayken de miydim daha çok mutluyum? Fark ettiniz mi? Biz hep beraberiz zaten. Ama o şekilde sormadın ki, mesleki olarak sordun yani. Soru sordur, ay mesleki olarak sordun. Tabii ki de eşimin yanında çok mutluyum ama yani mesleki olarak sahne. Ne olursa olsun sahne yani. Gazete yazdı bile abi. Yazın ya, canınız sağ olsun. Biz onu evde hallederiz. İşim değil işim. Yok, biz onu evde hallederiz ya. Çok sağ ol. Kolay gelsin. Hoşça kalın. Ben açıkçası Doğa Rutkay biliyorsunuz benim ahretlik en yakın arkadaşım. Onun kadar heyecanlıyım bugün. Çünkü ilk aşamadan beri her şeyini takip ettiğim bildiğim bir sinema filmi. Çok uğraştılar, çok güzel, çok da güzel bahsediyorlar. Evet. Bence çok eğlenceli, çok güzel bir film izleyeceğiz bugün. Dışarıdan kız kardeş olanlar böyle günlerde aynı heyecanı daha fazlasıyla yaşayacak. Aynen öyle, gerçekten sanki benim galanmış gibi sabahtan beri heyecanlıyım ama eminim ona çok güveniyorum, bugün çok güzel olacak. Bugün kız evliliğiniz erkek evi gibi yarın da evet Kerimcan'ın ailece onlar. Kerimcan'ın da rol aldığı film var, o şey İbrahim. Büyük akın, özür değil dilerim mi? Evet o yani, da yarın. O da yarın böyle bugün kız tarafı yarın. Siz buradaysanız yarın da görüşürüz. Yarın devam edelim. Yarın devam edelim. O zaman sizin projeleri vesaireleri yarın konuşacağız. Valla bizim isterseniz. Aynen uzun. Neler yapıyorsunuz nasıl oluyor? Valla devam üretmeye devam çalışmaya devam. Ramazan şimdi Ramazan'da aslında sakiniz. Biz Ramazan'dan şey, sonra bayağı toplanıyoruz değil mi? Evet. İstanbul'dan gidiyoruz biz artık ufak ufak. Nereye? Bodrum'a gidiyoruz artık. Evet. Ama tabii yani yine bir ayağımız burada ama orada şimdi işte. Öyle planlar var. Ev mi aldınız? Yerleştiniz mi yani? Yerleşiyoruz evet. Aynen. Yerleşiyoruz okullar hatta kapanınca. Ev mi çiftlik mi? 10 milyon dolar ev almışlar kendisi. Evet. Bol detay alalım ve gidelim. En şık, en yakışık. Evet. Valla. Beyefendi. Buyurun. Evet efendim, bir nevi sizin de galanız diyebiliriz. Tabi, heyecanlıyız. Kaç günden beri Doğa Hanım'la evde hazırlanıyoruz bebelerle beraber. Valla biz daha önceden seyrettiğimiz için bir fikrimiz var. Çok beğendiğimiz bir film. Böyle bir zamanda, böyle bir film yaptığından dolayı hem yapım firmasını, hem yazarı, yönetmeni sevgili Murat'ı, Ecati abi, Yılmaz abiyi, oyuncuları, Doğa'yı, Ali'yi tebrik ediyorum. Çünkü bu filmle beraber bizi bize anlatıyorlar, bizi bizimle eleştirip bizimle güldürüyorlar. Çok keyifli bir film. Ama aynı zamanda özellikle zamanlaması itibariyle de çok düşündürecek bir film bizi. Bazı şeyler ihtiyaç olduğunda yapılmalıdır. Tam da öyle bir iş. Vallahi çok doğru bir zamanda giren bir film. Dolayısıyla herkes inşallah izler, fırsat bulurlar, sinemalara giderler, izlerler. Çok keyif alacaklar ve çok da düşünecekleri bir film. Doğa Hanım'ın bugünkü heyecanına tanık oldunuz mu? Evden çıkışı, hazırlanışı falan. Vallahi Doğa iki günden beri turnedeydi. Dün akşam aldım, bu sabah hazırlıklarını yaptık, öyle hazırlandı. Doğa çok çalışıyor. Doğa evde annemiz ama çalışan bir kadın. Emeğiyle, üretimiyle
bulunuyor. Ama aynı zamanda da duruş sahibi bir sanatçı. Onunla gurur duyuyoruz. Sanatçılar tabii dışarıda gözlemlerini biriktiriyorlar. Hepsinden birer parça evde var. Ama evde bizim annemiz. Bize çok iyi bakan, şefkatli, dünyanın en iyi insanı. Dışarıdaki duruşuyla bizi gururlandıran, çalışmalarıyla ondan gurur duyduğumuz bir sanatçı, entelektüel duruşu olan, entelektüel vicdanı olan bir insan. Böyle toplumsal hadiselerde tarafkir olmadan objektif bir şekilde kendisini ifade edebilen, bu beceriye sahip bir insan. Dolayısıyla onu çok seviyoruz. Çekti mi? Tamam mı? Öyle iyi mi abi? Abi sen iyisen başlıyor. Hedef var, hedef var. Korktum yemin ediyorum ya. Galanın katili. Evet, bu galanın katili sensin. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor efendim. Neler söyleyeceksiniz? Ne söyleyeyim? Abi. Dur bismillah, tamam, bir izleyeyim. Işte. Bir izleyeyim, öyle söyleyeyim. Eminim çok güzel ama bir iştir. Ama hazırlıklar işte arkadaşlar. Tabii ki. Sizin arkadaşlarınız yine aynı şekilde filmde bir kısmı oynuyor. Mutlaka sohbetler, diyaloglar geçmiştir. Anlatayım mı? Yok, hepsi çok memnundu. Ben de şimdi izleyeceğim, çok merak ediyorum. Bu kadarla kalmaz. Ne diyeyim abi? Ne istiyorsun benden yani? Ne anlatayım? Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Ben ne yapayım? Her şey yolunda. Keyfimiz yerinde. Ben de duyayım. Ne diyorsun? Biraz daha duyacaksın abi. Ne? Söyle bakayım. Yok. Biraz ev hallerinden, evde durumlar nasıl? Evde durumları iyi. Bel fıtığı başlangıcı çıktı. Bebeğimiz biraz iri. Onunla uğraşıyoruz. Çocuk baktığınıza dair haberler var evde. Çocuk bakıyorum. Ne bakıyorum abi evde? Evde ne bakabilirim? Ay niye inkar edeyim? Tabii ki çocuk bakacağım. Ne güzel. Yani. Çok güzel, çok. Öyle mi? Evet. Ben Derya Hanım buradayım. Ben de gelmek istiyorum. Biz Derya Hanım. Çok pardon. Vallahi çok güzel bir gündeyiz. Bence çok güzel, keyifli bir film izleyeceğiz. Gülmeye hasret kaldığımız günlerdeyiz. O yüzden ihtiyacımız olan bir film bence. Ben merak ediyorum. Film tarzı olarak sevdiğiniz tarz nedir acaba? Yani iyi olduğu sürece anlatımı ben her tarz filmi severim. Tarz ayırmam ama gerilim ve strateji ağırlıklı filmleri daha çok severim.